Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, ben 23 Eylül'de Sultanahmet Meydanı'nda sonlanacak LGBT lobilerinin işgaline karşı bir yürüyüş başlattım. Bu yürüyüşü de öyle sanıldığı gibi Twitter'dan falan paylaşarak başlatmadım. 25 Ağustos'ta Sabah gazetesine bir röportaj verdim ve bu röportajı vermeden yaklaşık bir hafta önce valiliği arayıp kendilerini bilgilendirdim. Sonra bu röportaj 29 Ağustos'ta yayınlandı ve yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra gerçekten Türkiye'de çok büyük bir ses ve yankı buldu. Ondan sonra çıktılar, bizden sonra bir basın açıklaması yaptılar ve dediler ki 18 Eylül'de biz LGBT lobilerine karşı, yani 23 Eylül'den 5 gün önce biz LGBT lobilerine karşı aynı amaçla bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Sonra bizi aradılar ve bize dediler ki sen gel bizimkine katıl, biz de gelelim seninkine katılalım. Biz de onlara dedik ki kardeşim bunu bölmeyin. Yani bunu bölerseniz aynı işte 5 gün arayla aynı mekanlarda yapılacak olan bir yürüyüş halihazırda bunun etkisini azaltır. Bizim bunun etkisini kırmamamız, daha çok arttırmamız lazım. Burada zaten bütün Türkiye duydu. Gelin siz bizimkine katılın. Buradan çok gür ve hür birlik halinde bir ses çıkartalım. Onlar da dediler ki tamam biz kendi aramızda konuşacağız ve size geri dönüş sağlayacağız, ama geri dönmediler. Olan oldu, biten bitti. Şimdi gün gerçekten nefsimize düşme vakti değil. Bu doğrultuda ben de gerçekten aynı, yani 5 gün arayla aynı bölgede yapacağımız bir yürüyüş bunun etkisini kıracağı için 23 Eylül'de Sultanahmet'te sonlanacak olan bu yürüyüşü erteliyorum. Bunu ne yapıyoruz? Bunu hep birlikte Türkiye olarak, tüm renklerimizle orada olarak bir mitinge dönüştürüyorum. Bunu da Allah izin verirse ve yetiştirebilirsem Ekim sonu ve Kasım ortalarında düzenlemeyi planlıyorum. Bu doğrultuda da o zamana kadar sizi Pazar günü Saraçhane'de yapılacak olan bu yürüyüşe davet ediyorum. Ben de orada olacağım. Ben o arkadaşlar için orada olmayacağım. Ben insanlık için orada olacağım. Allah'ın davası için orada olacağım. Gelecek nesillerimize hakkını bu batıla, bu negatif sisteme, bu LGBT lobilerine bırakmamak için oraya geleceğim ve ses çıkartacağım. Lütfen siz de oraya katılın. Ne kadar hür ve gür ses çıkartırsak o kadar etkisini kırarız. Ben baştan beri inandığım şeye devam ediyorum ve bu yolda da yürümeye devam ediyorum. Çünkü ben bu yola nefsim için çıkmadım. Allah için çıktım. Hepimiz gelin nefslerimizi, çıkarlarımızı, kızgınlıklarımızı, öfkelerimizi, farklı bakış açılarımızı bırakalım. Ama lütfen ve lütfen LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almayalım. Oraya gelseler dahi almayalım. Dolayısıyla bu doğrultuda da onları da bu tercihlere zorlayan, onları bizlerle düşman yapmaya çalışan LGBT lobilerine karşı 18 Eylül Saraçhane'de Pazar günü hep birlikte ses çıkartalım.